Şimdi anlaşma şu Mürsel. Sen beni kızımın katillerine götürürsün. Ben onların işini bitiririm. Sonra gözüme gözükmezsen yaşarsın. Sanık olarak ya da tanık olarak fark etmez. Ya da ömrümün sonuna kadar sülalemin son damla kanını bile seni ve senin gibileri öldürmeye vakfederim. Nevzat, ayıp oluyor ama. Başlatma lan ayıbına. Ben devlet adamı değilim Mürsel. Burada seni bir masaya oturtmuşlar. Önüne çayın kahven geliyor diye kendini makam odasında zannetme. Hızır, beni boş boşuna tehdit etmene gerek yok. Sana aradığın hücreyi vereceğim. Nevzat'a da diğerlerine. Ama verdiğim isimler sana yetmeyecek. Sen isimleri bize ver de biz bulduğumuzla yetiniriz. Yetinecek misin Hızır? Şimdilik Mürsel. Şimdilik. Anlaştık. Sen öldürmen gerekenleri bitir. Yine görüşelim. Ben sana istemediğin kadar isim sayarım. Sen bana istediğim isimleri say. İstemediklerimi boş ver. Günaydın. Günaydın Hızır. Buyurun kahvaltı edelim. Ben ediyorum. Sen devam et. Toplantıda zaten konuşacaktık. Sabah sabah niye geldin Ünal Bey? Toplantının sebebini herkesle birlikte öğrenmek. Sence beni o masanın lideri yapar mı Hızır? Ha. Toplantıda ne konuşacağımı merak ettin. Evet. Hesap soracağım. Neyin hesabı? Hani benim arkamdan millete gaz verip diyorsun ya, yürüyün kim tutar sizi? Para kazandığınız sürece Hızır bir şey yapamaz deyip bu Ekrem'in saflarını sıklaştırıyorsun ya, onun hesabını soracağım. Bunun hesabını soracaksan o kadar insanı toplamana gerek yok. Bana sor, söyleyeyim. Yok. Özellikle onlara soracağım ki sırf kendilerine para kazandırıyor diye Ekrem'in etrafında öbeklenmesinler. Paraya saygısızlık etme Hızır. Paraya saygısızlık etmeye devam edersen insanlar da para için sana saygısızlık yapar. Bırak paralarını kazansınlar. Mesele sadece para meselesi değil Ünal Bey. Bunun arkasında maalesef başka bir şeyler daha var. Onlar için sadece para.
Ekrem için ne? Sence ne? Bizi birbirimize düşürmek. Evet. NATO Ekrem bizi birbirimize düşürür. Senin gibi insanlara dostlukla, arkadaşlıkla bağlanan insanların bağlarını kopartır, yalnız bırakır. Eskiden dost olduklarına düşman eder. Peki madem bunu biliyorsun, insanları niye Ekrem'in yanında olmaya sevk ediyorsun Ünal Bey? Zaaflarını görmezsek dostlarımızla bağlarımızı nasıl koruyacağız Hazır? Neymiş dostlarımızın zaafları madem bu kadar iyi gözlemliyorsun hepsini? Sence Ekrem'e ilk önce kim tabi olacak? Dur söyleme. Ben söyleyeyim. Aklına ilk gelen isim İlker. Tabii ki. Yanlış. Kimmiş? Hani Yılmaz beni satmazdı ya. Seni kim satmaz? Tipi. İyi. O zaman o. Ya bırak Ünal Bey. Sabah sabah Ekrem'e şişmeyeyim diye en iyi dostuma beni garez etme peşine düştün. Dostum demişken dostun yaşar. Mürsel'i teslim etmene nasıl bir tepki verdi? Artık dost değilmişiz. Mürsel'i öldüreceğim deyip çıktı. Oh. Mürsel'i öldürürse ne yapacaksın? Mürsel bana bugün önemli bir adres verecek. Ben o adresle ilgilenirken Mürsel öldürülmesin diye toplantıyı istedim. Rahat ettin mi? Ettim. Hayırdır Ünal Bey? Bir şey mi arıyorsun? Yok. Aradığım şey yok. Evet. O aradığın şey benim odamda değil Ünal Bey. Evet Hazır. Sen görev adamısındır. Birlikte kurduğumuz bu oyunda rolünü ciddiye alıp Meryem Hanım senden iyice uzaklaşsın diye Candan'la çok büyük bir hata yapmandan bir an için endişe ettim. Bir hata yaparsam bu hata benim hatam olur. Endişe etmene gerek yok. Etmem. Yaşar toplantıya gelecek mi? İlyas'a söyledim. Git bizzat davet et diye. Merakından mutlaka gelecektir. Ne toplantısıymış bu? Şimdi doğruyu söylersen dost muyuz Yaşar? İşime gelen bir doğruysa bunu değerlendiririm İlyas. Abi merkez toplantıya çağırdı. Millete de diyecek ki Ekrem'in peşinde niye dolaşıyorsunuz? Ben kimsenin peşinde dolaşmıyorum. Benim o toplantıya gelmeme gerek yok. Abimin asıl amacı seni Mürsel'den uzak tutmak. Tutamaz. Abine söyle, beni amacımdan uzak tutamaz. Abim belki seni amacından uzak tutamayabilir. Ama ben yakınlaştırabilirim. Ha.
İşte o zaman tekrar dostluktan bahsedebiliriz İlyas. Bu Mürsel bizimkilere bir yer gösterecek. Biz toplantıdayken. Daha sonra da Nevzat'la Mürsel'i serbest bırakacaklar. Nasıl serbest bırakacaklar? Pazarlık bu. Hasan diyorsun ki onları serbest bıraktığında Mürsel'i sen al, lafın yerde kalmasın. Aynen öyle. Şimdi sen bana bunları iletirken abin de dostun mu değil mi? Değil. Çünkü sen Mürsel'i takip etme diye o saate toplantı koydun. Ve sana bir söylediklerimi bir şekilde duyarsa bir ömür benim yüzüme bakmaz. Bir kurşun da sen sıkmak ister misin İlyas dostum? Hatta abine sunduğun fırsatı sana da sunmamı ister misin? Dostluğuna binaen yani. Sen bir Mürsel'i al da Hasan ha ben fark etmez. Dostumuz yaşar, düşmanımız ölür. Doğru söylüyorsun. O zaman abine söyle, ben o toplantıya gelmiyorum. Eyvallah. Eyvallah. Konuştuğumuz gibi Mürsel. Beklediğimiz adam geldiğinde serbestsin. Nevzat, eğer beni takip ettirirsen sana anlattıklarımın hepsi boşa gider. Hele de bunlar mekana girip operasyon yaptıktan sonra. Sen açığa çıkma diye onlar mekana giriyor Mürsel. Hazır hala seni aradığı için bu mekanı bastırmış olacak. Sen anladın beni Nevzat. Sen de beni anla. Uzatma. İçeride çatışacak cephane çok mudur? Eğer fark edilmeden girerseniz halledersiniz. Yoksa buradaki çatışma uzun sürer. Ve herkesi öldürmeden içeri giremezsiniz. Abi, plan ne? Bir adam bekliyoruz. Onu sahile geçirmemiz gerekiyor. Ama içeride mühimmat çokmuş. Adam içeri girmeden mi ele geçireceğiz abi? O zaman da içeridekileri çökertemeyiz. Bu enişte ne yapıyor? Zafer, git o arabayı satın al. Niye? Dediğimi yap. Sermet abi. Buyur Fahri Bey kardeşim. Sıkıntımız büyük. Ne gibi? Yani burayı bombalamamız için yaklaşmamız lazım. Ama bunu fark edilmeden yapmamız neredeyse imkansız. Aslında bir yolu var. Neymiş o yol? Sen çok iyi kılık değiştiriyorsun. Ha bak, bunu iyi yaparım. Ortaokuldayken tiyatro kolundaydım. Sen nasıl bir kılık istiyorsun?
Hurdacı. Fahri Baba. Oradan gözüne güzel göründü ama maalesef hiçbir çalışmıyor. Çalışmasın enişte. Seçkin. Bu arabanın üstüne sis bombası yerleştir. Bununla mı yaklaşacağız abi? Sermet abi bununla yaklaşacak. İçeriye sis bombası sallayacak. O patlar patlamazdı. Biz arkadan, yandan, sağdan, soldan içeri dalıp oradakiler silahlarına davranmadan indirdik öyle mi Fahri Baba? Aynen öyle enişte. Ben sallasaydım bombayı. Ya Servet Usta beceremezse? Neticede operasyon adamı değilsin Servet Usta. Onun için söylüyorum. Bombayı içeri atarım. Hatta istediğiniz yere nokta atışı yaparım. Ama ondan sonra kaçarım. Bize bu kadarı yeter Sermet abi. Öldüremeyeceğimiz adam ne zaman gelecek Fahri abi? Bekleyeceğiz Rehan. Babaanne, ne olacak annemle babam? İyi olacak. Nasıl iyi olacak teyze? Sen de artık şu Ömer'e çocuk muamelesi yapmayı bırak da. Ne umaysam onu diyorum. Ben de iyi umuyorum ama nasıl bir araya gelecekler? Ömer, şu anda ikisi bir araya gelirse çok büyük kavga çıkar. Nasıl kavga çıkmaz Allah? Yani Allah korusun. Aklıma gelen tek şey anca böyle içimizden birinin başına kötü bir şey gelecek de bunlar o zaman bir araya gelir ama birbirlerine girmezler. Ula Hatice. Ölsem bu iş düzelir değilsin yani. Allah korusun teyze. Sen ölsen ortada aile diye bir şey kalmaz. Ben bir ara öleceğim da. Bırakın peşimi. Şu an bir çare arayı. Hemen laf ağzına sokaysın. Yani ben diyorum ki Hızır'ın aldatmadığını Meryem'e anlatmanın bir yolunu bulmak lazım. Lütfiye değil ki. Ceylan geldi. Unal Kaplan geldi. Hepsi değil ki. Hızır bugüne yetmemiş. Ona bakarsan enişte de bana söyledi. Oğlun da sana söyledi. Ama Meryem hiç kimseye inanmıyor. İnanmayı. Babaanne. Hı? Ben bir yere gidip geleceğim. Birkaç işim var da. Hürşit abiye söylesen, beni bir götürüp getirse. Oh, babasının uşağı. Sen de mi çapkınlık peşindesin? Ya yok be Allah. Ömer akıllı uşaktır. Etmez öyle pis işler. Heh. Hürşit. Buyur ana. Haba Ömer'i al, istediği yere götür, sonra da getir. Neresiymiş gitmek istediği yer? Sana ne? Cehennemin dibi değilsen gideceksin. Emredersin ana. Afiyet olsun. Babaannem. Hı?
Ne dediysem gelmedi abi. Ne dedin de gelmedi İlyas? Önemli olduğunu söylemedin mi? Söyledim abi. Ben sizin önemli toplantılarınızı bilirim dedi. Bana para düşerse gönderirsiniz dedi. Sizin için yapmamı istediğiniz bir şey olursa da söylersiniz dedi. Hadsiz. O kim ki bizim için bir şey yapacakmış? Amca. Yaşar Bey'in burada bulunmaması iyi olmadı. Herkes ne söyleyecekse söylesin. Toplantıdan sonra uğrar söyleriz. Ha, oylama yapılacaksa bilmem. Madem burada Yaşar yok, bir kişinin olmaması da önemli değil. Alparslan'ın bir yere gitmesini istemiştim. Ama toplantıya katılım az olur diye vazgeçtim. Alparslan sen gidebilirsin. Peki amca. Neresiymiş ki abi orası? Kapı açanların çok olsun. Baba Yiğit. Hoş geldin abi. Nereye gidiyordun? Yoksa reis İlyas'ın daveti yetmedi diye seni de mi peşime yolluyordu? Yok abi. Ama madem siz geldiğinize göre ben de gitmeyeyim değil mi amca? Otur otur. Hani gelmeyecektin? Gelmeyecektim. Ama sonra düşündüm. Dedim İlyas kapıma kadar gelmiş, beni davet etmiş. Benim masa toplantı umurumda değil. Dedim gelmem. Ama İlyas giderken hatır koydu. Dedi ki ben sana dostluktan başka ne yaptım? Dedim doğru söylüyor. Beni de buraya İlyas çağırdığına göre İlyas benim hala dostum. Ben dostumun çağırdığı her yere giderim. Yaşar. Sıkıldık senin bu dostluk mavralarından. Burada bir iş yapmaya çalışıyoruz. Yok gelirim. Yok gelmem. Dostum için gelirim. Seni kimse bu masada zorla tutmuyor. Gelmek istemiyorsan kimsenin hatırı için gelme. Git atık toplamaya devam et. Ekrem Bey, sesinin böyle gür çıkma sebebi senin otelde toplanmış olmamız mı? Yoksa akustiği mi ona göre ayarladın? Ben ciddiyetten bahsediyorum. Sen neyin peşindesin? Madem öyle, ben de ciddiyetimi şöyle ortaya koyayım. Sen benimle bu üslupta konuşmaya devam edersen seni keserim. Parça parça keserim. Burada her isteyen her istediğini söyleyebilir. Ama tehdit yok. Ünal Beyciğim, bu masayı ne kadar özel bulduğunuzu bildiğimden herkes ne zaman nasıl öleceğini bilsin diye söyledim. Yoksa bu bir tehdit değil. Sen mi beni öldüreceksin ha? Şimdi sen ısrar beni öldür diyorsan, arkadaşlarında bir itirazı yoksa o iş kolay. Yaşar, dün bana sarmıştın, bugün de Ekrem'e mi sarıyorsun? Ben çok sıkıldım. Bu masada herkes birbirinin arkasından konuşuyor. Ben yüzünüze konuştuğum zaman suratınız düşüyor. Kim kimin arkasından konuşuyormuş? Açık açık konuş, söyle. Sen, Fikret'le, Ender'le, Ateş'le, İlker'le özel görüşmeler yapıyorsun.
Hemen arkasından tırlar yola çıkıyor. Sağ olun, parayı kazanıyorsunuz. Akşamına da bize gönderiyorsunuz. Çok güzel. Ama madem çok güzel, niye gizli yapılıyor bu? Evet. Yaşar güzel bir noktaya geldi. Ben de bunları öğrenmek için toplantı istemiştim. Evet beyler, ne oluyor? Birileri anlatsın. Adaş, bütün kontrol bende. Silahlarla birlikte tıbbi malzemeler gidiyor. Karşılığında para geliyor. Ünal Bey'in de haberi var. Yok mu Ekrem Bey? Tabii ki var. Özür, belli ki başka bir yere varmak istiyor. Ne diyeceksen de hazır. Abimin, benim, Alparslan'ın merak ettiğimiz konu şudur ki... biz neden bu işin dışında bırakıldık? Tamam, belki ailemizin daha öncelikli sorunları vardı, onlarla uğraştık. Abim zaten onlarla baş edebilecek durumdaydı ki her zaman da baş eder. Ama sorum şu, biz niye dışlandık? Dışlandınız falan yok İlyas. Ne zaman arasam seni sonra ararım deyip telefonu yüzüme kapatıyorsun. Reis, seni tenzih ediyorum. Bu kazanılan paradan hakkın olanı gönderiyoruz. Ama bizim de hakkımız telefonların yüzümüze kapatılması değil. Bu masada en son kime hak veririm? İlker'e. Ama bu sefer kusura bakma İlyas. Haklı. Neye göre haklı? Ben Mürsel'in, hepimizin düşmanı olan Mürsel'in, tipi abiyi şişleyen Mürsel'in peşindeyken siz beni arıyorsunuz, ben telefonunuzu yüzünüze kapatıyorum diye bana alınıyorsunuz, öyle mi? İlyas, İlker tabii ki haklı değil. Hem haklı olsa da bir önemi yok. Ama sen de değilsin. Beni şişleyen Mürsel'in peşine sen niye gidiyorsun? Bu adresler niye benimle paylaşılmıyor? Şu sebepten paylaşılmıyor. Sen gidip Mürsel'i öldürürsün diye. Sen öldürmez misin? Ben de öldürürüm. Ama dün öldüremedim. Bak, yine mi kaçtı? Yok. Hızır Reis elleriyle teslim etti devletin gri yüzüne. Şaka mı yapıyor bu Hızır? Evet, doğru söylüyor. Teslim ettim. Cenazesini mi Dadaş? Gizli tanık olarak Tipi abi. Hızır Reis bence doğru bir şey yapmış. Nasıl doğru bir iş yapmış damat? Mürsel bugün diri. Ama yarın her halükarda ölü. Yarın karşımıza çıkacak olan düşmanlarımızı engelleyebilmek için... ondan alacağımız bilgiler hepimiz için çok değerli beyler. Aynen böyle düşündüm. Peki bu Mürsel birinin adını vermiş mi Alparslan? Mesela Yılmaz'ın bağlantısı olan ekip kimmiş? Bayağı bir bilgi alındı Ünal Bey. Tabii ki bunların hepsi benimle paylaşılmadı. Tam da Hızır'ın masayı toplamasının gereksizliğini anladığımız noktadayız. Anlamadım Ekrem Bey.
Hızır'ım, sen hepimizin adına masanın düşmanlarıyla, ailelerimizin düşmanlarıyla mücadele ederken bizler de bu masa gücünü kaybetmesin, önü kesilmesin diye ticaretimizle meşgul oluyoruz. Yani masanın bütün üyeleri gereğini yapıyor. Ben burada Ekrem'e katılıyorum. Mürsel'in devlete teslim edilmesinden de, arkadaşların ticaretinden de haberim var. Yani ortada saklanan bir şey yok. Ama Hızır madem huzursuz, hepinizin huzurunda şunu söyleyeyim. Mücadeleye devam edilecek, bu ticarette engellenmeyecek. Teşekkür ederim. Müsait miydin Candan? Tabii Selda'cığım. Seni biriyle tanıştırmak istiyorum. Kardeşin mi yoksa? Hızır Ali'nin kardeşi. Merhabalar, Ömer ben. Merhaba, otursanıza. Ömer'in sana söyleyecekleri varmış. Yardımını istemek için gelmiş. Tanıştırır mısın diye rica etti. Tabii ki. Nasıl yardımcı olabilirim? Candan Hanım, annem babamla sizin arkadaşlığınızı yanlış anlamış. Evet, maalesef. Ben bunu düzeltmek istiyorum. Ben de düzeltmek isterdim ama hem baban hem de annen bu imkanı vermedi. Beni kırmazsanız bize gidelim. Hem babaannem de var. Açıkçası herkes bir şey olmadığını anladı ama annem sizin ağzınızdan duyarsa ikna olacaktır. Bunu bir babana sorsak mı Ömer? Hızır abiler toplantıda. Hem de çok önemli bir toplantı. Bir ara o zaman. Babanla konuşup geleyim. Candan Hanım. Babamın bundan haberi olursa buna izin vermez. Annem öğrenirse de söylediklerinizin inandırıcılığı kalmaz. Babam yolladı zanneder yani. Anlıyorum. Peki nasıl yapalım o zaman? Eğer çekiniyorsan ben de seninle geleyim. Neticede ben de o ailenin bir kızıyım. Yo, yanlış bir şey yapmadım ben. Çekinecek bir şey yok. Teşekkür ederim. Çok naziksin. Ömer, ha bu yaşta otelden kadın almak nedir? Hürşit abi, benimle ne alakası var ya? Kimdir bu kadın o zaman? Annemi babamla beraber yakaladı. Gömmeye mi götürüyorduk? Ayriyana'nın emri bu mudur? Bizim eve götürüyoruz. Sen ne diyorsun Ömer? Bizi öldürtecek misin? Ne ettiğinin farkında mısın? Hürşit abi, babaannem sana ne dedi?
Ömer, sen arkaya binseydin, hanımefendi öne binseydi. Niye abi? Vallahi ki bir kaza olur, ikimiz daha kolay ölürdük. Rüşit abi biraz şakacıdır da. Selda. Ömer, diyorum seni. Candan'la buluşturdum onları. O da ne demek şimdi? Meryem abla görüşmek istemiş. Herhalde. Herhalde. Bana niye söylemiyor ki? Ömer iyi oluyor. E çocuk da öğrensin. Şahit olsun diye Hızır abinin bir şey yapmadığını. Herhalde. Demek ki olabilir. Bir tatsızlık çıkmaz değil mi Hızır Ali? Kıza ben ön ayak oldum da. Annem de oraya gidiyor zaten. Bir şey olmaz, hadi gel kardeşlerimiz. Sana adres verdim, adres. Senin burada ne işin var? Yaptığın abimin yaptığından farklı değil. İlyas dostum bende. Nursel bende. Nasıl sende? Bizim çocuklar beklemede. Merak edecek bir şey yok. Ya o zaman sen niye buraya geliyorsun? Gide başında bekleyeydin de en azından emin olurduk ya. Ben bu toplantıda olmasaydım Nursel'in ölümü kime yazılırdı? Bana. Ben kendime ihale yazdırır mıyım? Yazdırmam. Şimdi bir masa adam şahidim var. Anladın? Anladın? Hurdacı! Hurda Ali'yim! Hurdalar Ali'yim! Devre Ali'yim! Ben sözümü tuttum Nevzat. Bana bir silah ver de ben gideyim. Silah yok.
Sen nasılsa bulursun kendine bir silah. Sadece şunu bil. Ben diğer adamları alana kadar özgürsün. O saatten sonra tanıklık yapman ve mahkemeye çıkman için seni de alacağım. Prosedür anlatma Nevzat. Hadi görüşürüz. Ne tarafa? Karşı tarafa. Efendim baba. Karşıya geçiyorum baba. Vereyim baba. Kimsesiz baba. Senle konuşacakmış. Ne var Yaşar? Mürsel. Öteki tarafa geçmek istemişsin. Hemen mi geçmek istersin yoksa ben mi geçireyim? Düş peşimden Yaşar. Önündeki arabada, arkandaki arabada bizim çocuklar Mürsel. Peşinden düşmem. Adnan, sen niye girmedin Ömer lan? Allah'tan gitmedim abi ben. Hızır abi duydun mu beni öldürür. İnşallah beni de öldürür. Çünkü canımdan bezdim Adnan. Ula bu çocuktur cinsine çekmemiştir dedik. O da etti bana Çakır Bey'le oyunu. Ben giderim. Ne demek gidiyorum abi? Jandarmanın ne olacak? Ula bir işe yaradı. Giderken de sen götür. Ölü ya da diri. Hayri anne seni sorarsa? Kendini vurdurmaya gitti dersin. Hızır Reis'in yanına. Sen ne yüzle geldin buraya? Ceylan Hanım, anlatamıyorum galiba. Ömer'in ricasını kırmadığım için buraya geldim. Hızır'ın ricasını kırmadığın için de odasına mı gittin? Anladığım sen kimsenin ricasını kıramıyorsun. Ceylan anne bir dakika. Başlatma annene. Zaten bir halt etmişsin kimseye sormadan. Çık sen odana yukarı. Anlaşılan beni burada dinleyen de yok. Müsaadenizle. Hiçbir yere gitmiyoruz. Candan Hanım benim misafirim bu evde. Ve herkes onu son sözüne kadar dinleyecek. Ta ki ben misafirimi uğurlayana kadar. Ömer doğru değil. Misafirdir. Ne diyecekse diyecek Meryem. İyi. Siz dinleyin o zaman. Anne. Çıkarım bu kapıdan, bir daha da gelme. Bu evde bir erkek kaldı, onu da kaçırma istersen.
Meryem. Ömer anne babasının arasını düzeltmeye çalışıyor. Belli ki Candan Hanım da buraya kadar bunun için gelmiş. Müsaade edilsin, bir dinleyelim ha? Hiç müsaade edemeyeceğim. Hem yuvayı yık, hem buraya pişkin pişkin gel bir şey olmadı de. Bir şey olsun ya da olmasın. Senin hiç utanman yok mu? Şimdi bakın, ben buraya güzellikle, kendi isteğimle geldim. Hızır'la aramda hiçbir şey olmadı. Olmaz demeye geldim. Madem ki burada bunca hakarete uğruyorum, bundan sonra bilin ki olurum. Ne olur? Hızır'la beraber olurum. O nasıl laf? Tövbe deda. Görmeyi misin? Karısını, uşağını. Görüyorum. Ama ben burada yuvasını kurtarmaya çalışan bir anne görmüyorum. Ya da bu Ceylan Hanım. Artık Hızır'ın neyi oluyorsa. Hızır falan deme. Sanki yediğin içtiğin ayrı gitmiyormuş gibi. Akşamları yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Daha fazlası var da Ömer burada diye mi söylemiyorsun? Müsaadenizle. Siz oturun. Ben uğurlarım misafirimizi. Ben uğurlarım abla, sen hiç zahmet etme. Gir içeri Lütfiye. Hızır'ın bu evden kaçmasına hiç şaşırmadım açıkçası. Deliler evi burası. Planınızın ne olduğunu biliyorum. O yüzden seni misafir olarak eve kabul ettim. Misafir olarak uğurluyorum. Sadece şunu bil. Eğer kocamla bir şey yaşamayı aklından bile geçirirsen seni öbür tarafa yollarım. Bu deliler evinin baş delisi benim. Anladın. Senin gibi
Bir vatan hainiyle karşı karşıya olmak bile benim için zul. Şimdi senden ricam, bu zulü bana daha fazla yaşatmaman. Adamların da sordu, söyledim. Benim örgütle falan bir alakam yok. Adamlarının beni aldığı yerde benim arkadaşım vardı. Ziyarete gitmiştim. Yanlış adamı aldınız. Almadık. Nereden mi biliyorum? Nereden biliyorsun? Çünkü biraz evvel kapının önünde başka bir vatan haini seni işaret etti. Onu öldürmedim çünkü pişman olduğunu ve tanık olacağını söyledi. Ve hepinizi ifşa edeceğine dair söz verdi. Heh, kimmiş o? Mürsel, Mürsel. Kara Mürsel. Tanımıyorum. Mürsel'e bir fiske bile vurulmadı. Çünkü pişman olduğunu söyledi. Şimdi sen de itiraf et. Pişman olmasan da itiraf et. Benim ölüm emrimi veren senin hücrenmiş. Doğru mu? Nasıl olsa öldüreceksin beni. Bil. Benim bir tek pişmanlığım sen değil de kızının ölüşü oldu. Enişte dur. Duymuyor musun Alparslan? Duyuyorum enişte. Dur. Bu uzman senin adamın mıydı? Asım'ın adamıydı. Asım kimin adamıydı? Mürsel'in adamıydı. Mürsel mi verdi ölüm emrini? Yok. Kim o zaman? İstihbarattan biri. Kim, kim? İşte o kim? Mürsel'in ekibinden falan mı? Kim o? Onu Mürsel'e soracaksınız. Ben tanımıyorum. Sadece yazışmalardaki kod ismini biliyorum. Neymiş kod ismi? Kaptan. Kimmiş, neyin nesiymiş bu kaptan? Biraz daha yardımcı olursan yaşamana izin vereceğim. Bu konuyla ilgili bildiğim bu kadar. Amca, müsaade edersen bunu da Nevzat Bey'e teslim edelim. Yol olur, yol. Belki de doğru bir yol olur İlyas. Hani bir şebekeyi çökertmeye çalışıyoruz ya. Merhamet yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı. Bunları öldürmek merhamet. Bir ömür boyu ihanetle yaşamak bin kere ölmekten daha zordur. Alparslan, bunu Nevzat'a teslim et. Bu kaptanı da Mürsel'den öğreniriz. İşte o biraz zor. Ne demek zor? Zor. Bu saatten sonra nerede bulacaksın Mürsel'i?
Baban ne zaman geldi Reha? Az evvel geldi abi. Ser Adası'nı diye rahatsız etmek istemedim. Ama söyleyecekleri önemliymiş abi. Oo Begim, habersiz hoş gelmişsin. Hayırdır? Telefonda söylemeyeyim dedim. Neyi söylemeyeceksin? Mürsel'i. Allah aşkına sen de başlama Şahin'e. Niye bıraktın bu Mürsel'i diye? Bak, Mürsel'i bıraktım, bu herifi aldım. Bu herifi bıraktım, bana kaptan diye birinin adını söyledi. Kaptan da kimmiş? Ben de bilmiyorum. Ama hepinizin dediği gibi Mürsel'i öldüreydim. Şimdi bu kaptanın kim olduğunu sorup soruşturacak kimse kalmayacaktı. Mürsel mi tanıyormuş bu kaptanı? Öyle dedi. E o zaman biraz zor öğrenirsin. Öğrenirim, öğrenirim. Nasıl öğrenecekmişsin Yaşar Mürsel'i almışken? Sen nereden duydun Şahin ha? Sen nereden duydun? Ne demek İlyas? Uzun hikaye abi. Vaktin var İlyas. Bence çok vaktin yok Hızır'ım. Kaptanı öğreneceksen. Mahallede şöyle bir tur atayım dedim. Kimsesizin çocuklarından biri mutlu mutlu geldi. Dedi ki Şahin'a gözümüz aydın. Hızır Reis kaçırmış. Kimsesiz baba yakalamış. Mürsel Kara elimizde dedi. Evet İlyas. Takip etmiş demek ki abi. Yaşar yanımızdaydı. Nasıl takip edebilir İlyas? Ben söyledim. Ne söyledin? Seradaki adamı alacağımız adrese git. Mürsel oradan sonra serbest takip et dedim. O da adamlarını takip ettirmiş. Belli ki Mürsel elinde. Hemen ara Yaşar'ı. Oraya geliyorum de. Bensiz öldürme de ve dua et. Mürsel ölmemiş olsun. Şimdi Kara Mürsel, diyeceksin ki zevk mi alıyorsun? Yok. İntikam alıyorum. Kimin intikamı? Benim değil. Evet, bir zamanlar sen bana elektrik verdin, su sıktın.
Ama sen bana işkence yaparken benim canım hiç yanmadı. Neden biliyor musun? Çünkü 16 yaşında kimsesiz bir çocuğu kömür yapana kadar bastın o tuşa. Gariplerin intikamını alıyorum yani. Yıkarsa bu dünyayı, gariplerin ahı yıkar. Sen boşuna ah vah etme. Garip değilsin. Şeref yoksunusun sen. Baba, İlyas Reis geldi. Neyi soruyorsun lan? Dedim size gelecek diye. Ama tek başına gelmemiş. Enişte de bizim dostumuz. Tamam gelsin. Yaşar. Yeter de. Ben de senin dostum. Kimsesiz. Buraya devlet girer, CIA girer. Mossad girer, Tossad girer. Kim girerse girsin. Bu adam öldürülmeden buradan çıkmayacak. Emredersin baba. Tamam, tamam. Nasıl öldüreceksen öyle öldür. Şimdi ben buraya geldim ki sen bunu öldür. Ben de üstleneyim. Yeter ki dostluğumuz bozulmasın. Sen niye üstleniyorsun? Ya hatamı telafi etmek için de. Hata olduğunu kabul ediyorsun yani. Yoksa İlyas beni buraya niye getirsin Yaşar? Öyle mi İlyas dostum? Başka bir sebebi daha var tabii dostum Yaşar. Kimsesiz. Ver o silahı. Git bize çay getir. Ben de bu adamı kömür yapmaya karar vermiştim. Aslında daha önce öldürmemiş olmanıza sevinmedim değil. Çünkü böyle adamların tek kurşunla ölmemesi lazım. Doğru söylüyorsun. Aynısını söyledim İlyas'a. Şimdi biz bunun gibi birini de aldık. Bu tutturdu ben bunu öldüreceğim diye. İyi lan öldür dedim. Tam öldürecekti İlyas. Adam dedi ki... Senin ölüm emrini veren... Kaptan Kod adlı birisi. O ses senden mi geldi lan Mürsel? Ondan geldi. Belli ki kendisi kaptanı biliyordu. Bize söylemedi. Sonra bizi adamın üstüne saldı. Niye? Kendisi yok olacaktı. Yok olmasına olacak da... Mürsel, tanıyor musun lan sen bu kaptanı? Bak, başını sallıyor. Tanıyorum manasını. Kimsesiz. Sen şunun ağzındaki tahtayı çıkar bakalım. Şu kaptanın kim olduğunu öğrenelim. Seninle böyle anlaşmamıştık Hızır. Ben seninle yaptığım anlaşmaya uydum. Sözümü tuttum. Seni bıraktım. Söylediğin adamı aldım. Sen ne yaptın? Gittin Yaşar'a yakalandın.
Ben Yaşar'a bir şey söylemedim, Allah yukarıda. Söyledin mi Yaşar? Ulan az kalsın dostluğumuzdan oluyorduk senin yüzünden. Bir de trip mi atıyorsun lan sen? Dur dur dur. Tahtası yok ya. Tahtası olan niye bu işlere girsin İlyas dostum? Yaşar müsaadenle. Benim soruma cevap versin. Vermiyorsa da öldürürsün. Mürsel, duydun. Duydum. Kaptanı soruyor reis. Bu manidar değil mi? He? Bırak şimdi manidarı. Kaptan kim? Kaptanı tanıyorsunuz hepiniz. Nasıl tanıyoruz? İyi tanıyorsunuz. Bizim yanımızda yöremizde biri mi yani? Evet. Ulan sen bunu söyle. Ben de seni öldürmeyeceğim. Reis gibi gri Nevzat'a teslim edeceğim. O zaman söylemem. Nasıl yani? Nevzat'a teslim edersen söylemem. Oho! Sen de istiyorsun ki hemen seni buradan bırakalım git. Dur 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 dur. Başka bir şey söylüyor bu. Bak. Hızır anladı hemen. İnşallah anladığım gibi değildir Mürsel. Anladığın gibi reis. Abi dostumla biz anlamadık. Kaptan Kod adlı kişi. Nevzat.